Selamlar, sevgiler, değerli arkadaşlar. Soru çözüm dersimize hoş geldiniz. Ben Onur Özdil. Bugün sizlerle beraber Merkez Yayınları Krallar Karması'ndan çıkan denememizin, TYT Türkçe denememizin soru çözümlerini gerçekleştireceğiz değerli arkadaşlar. Hem deneme sınavı ile ilgili soruları şöyle bir analiz edip eksiklerimiz nelermiş bunları belirleyeceğiz. Geri yönelik işlemiş olduğumuz konuların küçük bir tekrarını yapmış olacağız. Elimden geldiğince bütün şıklarıyla beraber hem de sizlere bu konuların hatırlatmalarını yaparak çözümlemeye çalışacağım. Umuyorum ki verimli bir ders olur. Sizler de dikkatli bir şekilde ekran karşısında dikkatlerinizi veriniz, takip ediniz. O zaman hazırsak değerli arkadaşlarım, soru çözümümüze hızlı bir şekilde başlayalım. Birinci sorumuzdan. Evet değerli arkadaşlar, bu parçada geçen geleceğin koridorlarında yürümeye başlamak sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi tabii değerli arkadaşlar, burada mecazi bir anlatım, bir metafor var değil mi? Bunu böyle bir mecaz yoluyla anlatmış. Geleceğin koridorlarında yürümeye başlamak diye. Yine şöyle metin içerisinde bağlamıyla beraber şöyle bir değerlendirecek olursak, yeryüzü karanlığı Kermani Baskets'in yaşamla ölüm arasındaki ince çizgide yürüdüğü, mesafelerin çok kısa pusulası adeta. Hayata dair pek çok düşünce bu incecik kitabın sayfalar arasında yeni bulmuş. Sanatçı bu yapıtıyla daha şimdiden geleceğin koridorlarında yürümeye başlamış. Bakın ne diyor? Daha şimdiden geleceğin koridorlarında yürümeye başlamış. Değerli arkadaşlar, bir yazar eseriyle beraber zamanını aşar. Gelecekteki okurlar tarafından da takip edilir, ilgi görür, okunursa ne olmuş olur? Eseri kalıcı olmuş olur değil mi? Hani etkisini hala devam ettirmiş olur. Buna da biz kalıcı olmak deriz. Ve dolayısıyla tabii ki kalıcı olma yolunda ilerlemek en doğrusu, en doğru karşılığı olacaktır. Peki şimdi geldik ikinci sorumuza. Bu parçada boş bırakılan yerleri aşağıdakilerin hangisi sırasıyla getirmelidir diye sorulmuş arkadaşlar. Metindeki boşlukları bağlam değerinden yola çıkarak doldurmamız gerekiyor. Buna göre hemen metnimizi şöyle bir inceleyelim değerli arkadaşlarım. Çağımızın en önemli çevre sorunlarından küresel iklim değişikliğinin insan etkileri sonucunda atmosferdeki karbondioksit miktarının artmasından ne olabilir arkadaşlar? Artmasından bir şey biliniyor. Artmasından oluştuğu biliniyor diyebiliriz. Meydana geldi diyebiliriz. Değil mi? Aslında her ilk sözcük buna uyabilir. Biz diğer sözcüklerle bulmaya çalışacağız. Günümüzde insan etkinlikleri sonucu atmosfere nokta nokta karbondioksitin atmosfere ne yapan hani çıkan diyebiliriz, yayılan diyebiliriz ya da hani sonuçta bu bir gaz olduğu için salınan diyebiliriz arkadaşlar. Bırakılan saçma olur. Uzanan yani işte taşınan da somut böyle elle tutulur bir şey değil ki. Değil mi? Yayılan, salınan daha uygun olabilir bu anlamda. Peki diğerine bakalım arkadaşlar. Çimentonun içine az miktarı grafen ekleyerek hem daha az miktarda betonla daha dayanıklı yapılar inşa etmek hem de çeşitli süreçler sonucunda karbondioksit olarak atmosfere karışacak yüksek miktarda karbonu betonun içine ne yapmak olabilir arkadaşlar? Beton içine gömebilirsiniz. Hapsedebilirsiniz ama taşıyamazsınız. İndirmek olmaz, bırakmak olmaz. Burada en uygunu hapsetmek olacaktır. Beton içine hapsetmek. Sırasıyla değerli arkadaşlar kaynaklandığı, salınan hapsetmek olacağı için doğru yanıtımız elbette A şıkkı olacaktır. Peki geldik şimdi üçüncü sorumuza. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisinin anlamı yay ayraç içinde verilen açıklamayla değerli arkadaşlar soru köküne dikkat uyuşmamaktadır diye sormuş. Bakalım. Goethe genç Werther'in acılarında dile getirdiği açıkladığı. Dile getirmek, açıklamak söylemiyle. Evet olabilir değerli arkadaşlar. Devam edelim. Aydınlanma çağının kuru akılcılığıyla rasyonalizmin duyuları ve deneyimi yok sayan, ilgi çekmeyen. Şimdi arkadaşlar bak. Yok saymakla ilgi çekmek çok 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 farklı şeylerdir değil mi? Yok saymak ne demektir değerli arkadaşlar? Göz ardı etmek. Bir şeyi görmezden gelmek. Arkadaşım beni günlerdir yok sayıyor. Ne yapıyor yani? Beni görmezden geliyor, değil mi? Bu bilgi soyut bir şey için de söylenebilir.
İşte Osmanlı Devleti yıllar boyunca Batı'nın gerisinde kaldığını yok saymıştı mesela, değil mi? Görmezden gelmek. Ama ilgi çekmek bambaşka değerli arkadaşlar. Artık bu tarz filmler benim ilgimi çekmiyor. Yani yok mu sayıyorum o filmleri? Hayır. Varlığını biliyorum ama artık onlara ilgi göstermiyorum. Dolayısıyla aradaki böyle bir ciddi de bir fark var. O yüzden yay araç içerisindeki tabii ki anlamı karşılamamaktadır değerli arkadaşlar. Peki bu parçadaki alt içeri sözlerden hangilerinde mecazlı bir söylem yoktur diye sormuş. Bakın mecazlı söylem yoktur diye soruyor. Hepinizin bildiği üzere mecaz anlam kelimelerin temel anlamını terk ederek yeni bir anlam kazanması. Değil mi arkadaşlar? Peki şöyle bir ifadelerimizi inceleyelim bakalım hangisinde var hangisinde yokmuş. Can Ulkay ve Ketçe'nin yönettiği. Şimdi arkadaşlar var mı burada? Yönetmek ya bir filmi yönetmekten bahsediyor. Tamamen her şey gerçek anlamda kullanılmış. Burada yoktur mesela. Değil mi? Peki şuraya bakıyoruz. Her tarafa farklı bir başarıya imza atarken. Şimdi başarıya imza atmak. Hocam başarıya imza atmak nasıl olur ya? Yani deftere, kitaba, kağıda değil mi? Belgeye imza atarız ama başarıya imza atmak mecaz anlamlıdır. Değerli arkadaşlar bakın. Burada var değil mi? Türkiye'nin dört bir tarafından milyonlarca kişiyi salonlara kilitleyen. Gerçekten salonlara mı kilitliyor? Yani işte milyonlarca kişiyi ne yapmış? Filme çekmiş, değil mi? Burada tabii ki var. Başka ne diyebiliriz değerli arkadaşlar? Sinema tarihinde tüm zamanların en fazla izlenen. Yani burada görüyor musunuz? En fazla izlenen gerçekten doğrudan. Ne anlatmak istiyorsa anlatmış. Listelerde üst sıralarda hızla tırmanmak. Şimdi şarkı nasıl tırmanıyor yani listelerde falan değil mi? Tırmanmak gerçek anlamda duvara ne bileyim tırmanırsınız değil mi? Ağacı tırmanırsınız. Ama burada tabii yine mecazi bir anlatım söz konusu. Ne bulduk arkadaşlar olmayan 1, 4 yani D şıkkı doğru yanıtımız elbette olacaktır. Peki geldik şimdi 5. sorumuza. Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülemez diye sordu değerli arkadaşlar. Hemen şöyle inceleyelim cümlemizi. Çağımızın hızlı yaşayan insanının günlerce sayfalar dolusu okumaya tahammülü olmadığından ne olabilir? Okumuyor, okuma gelişmiyor vesaire gibi bir şey getireceğiz. Güncel olayları konu edinen basit eserlere karşı ilgi giderek artıyor. Ha, ne dedi çünkü? Sayfalarca dolusu okumaya tahammülü olmadığından tabii ki basit eserlere ilgi gösterecek, değil mi? Yani karmaşık uzun eserlere ilgi gösterir mi? Göstermez. Bu gelebilir değerli arkadaşlar. Edebiyat günümüzün en çok ilgi gören sanatı durumuna geldi. Hayır, nasıl ilgi gören durumuna gelsin ki? Bizim çok uzun, çok karmaşık yani hacimli edebiyat eserlerimiz yok mu? Değil mi? İşte mesela Dostoyevski'nin Karamazov Kardeşler var, değil mi? Savaş ve Barış var mesela baktığınızda. Bunlar çok uzun kitaplar. İnsanların uzun eser tahammülü okumaya tahammülü olsaydı değil mi? Edebiyat bu anlamda ilgi görebilirdi. Ama burada tahammülü yoktur diyor. Dolayısıyla bunu getiremeyiz değerli arkadaşlar değil mi? Mesela 5-10 sayfadan oluşan kısa öyküler okur diyor. Bu olabilir. Çünkü uzun okumaya tahammülü yoktu. Yayın evleri birkaç ciltten oluşan romanların yayınına pek sıcak bakmıyor. Yine uzunluk değil mi? Eleştirilmiş. Günlük gazetelerde bile yorumdan çok bol fotoğraflı haberler yer alıyor. Niye? Uzun yazılar okumaya tahammülü yokmuş. Peki. Şimdi geldik 6. sorumuza. Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir diye sordu değerli arkadaşlar. Hemen şöyle bir inceleyelim bakalım. AB çevresel gürültü direktifi kapsamında çevresel gürültü ile çalışmalar yapmaktadır. Bir kapsamda diyor arkadaşlar Avrupa Birliği çevresel gürültü direktifi kapsamında çevresel gürültü ile çalışmalar yapmaktaymış. Bu kuruluş ulaşımdan kaynaklanan çevresel gürültünün ana kaynağının karayolu gürültüsü olduğunu ortaya koymuş. Böyle bir tespit yapmış. Peki bakalım. AB çevresel gürültü direktifi kapsamında diyordu. AB çevresel gürültü direktifi her yıl çevresel gürültünün ana kaynağının karayolu olduğu ile ilgili önemli bir rapor hazırlamakta. Şimdi arkadaşlar şöyle bir baktığımızda her yıl diye bir ibare var mı burada? Genel olarak çalışmalar yapmaktadır diyor. Her yıl demiyor. Ayrıca
bir rapordan da bahsedilmemiş. Tamam, ortaya koydu diyor ama sonuçta biz burayla çok paralel bir ifade bulmak durumundayız. Buraya ekstra şeyler katılmış. Dolayısıyla A şıkkı olamaz değerli arkadaşlar. Peki B şıkkını inceleyelim. Karayolu gürültüsünün ulaşım merkezli çevresel gürültünün temel kaynağının olduğunu, bakın 2 numaralı cümlede söylenen ifadeyi burası destekledi. Cümleleri sadece ne yapmış oldu? Ters çevirmiş oldu, öyle değil mi? Peki olduğunu AB Çevresel Gürültü Direktifi adlı kurum gösterdi diyor. Baktığımızda evet, bakın değil mi? AB Çevresel Gürültü Direktifi kurum ne yaptı? Gösterdi dedi, ortaya koydu dedi burada da arkadaşlar. Yapmış olduğu çalışmalar sonucunda. Burada öyle ekstra bir şey katıldığını görmüyoruz. Tamamen burada söylenenleri destekler, yansıtır nitelikte olduğu için elbette doğru yanıtımız B şıkkı olacaktır değerli arkadaşlar. Peki hocam, güzel gidiyoruz. Şu an 7. sorumuzdan devam ediyoruz. Bu cümleden aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir diye sordu değerli arkadaşlar. Hemen cümlemizi inceleyelim beraber. Osmanlı zamanında buharlı gemilerin faaliyete geçmesinden sonra kömürün önem kazanması üzerine Anadolu'da yapılan araştırmalar sonucunda 1822-1829 yılları arasında Ereğli Zonguldak kömür yatakları bulunmuş. Burada üretime 1849 yılında başlanmış. Şimdi böyle bir zincirleme, dikkat ettiyseniz burada bir gidişat var değil mi? İşte buharlı gemiler faaliyete geçiyor, kömür önem kazanıyor, kömürün önem kazanması üzerine Anadolu'da araştırmalar yapılıyor. Sonrasında Ereğli Zonguldak kömür yatakları bulunuyor ve burada üretilmeye başlanıyor. Böyle bir şey o çıkışı tetiklemiş oluyor. Buharlı gemilerde kömürün kullanılması ve sonrasında olaylar başlıyor. Peki bakalım Osmanlı ekonomisinin hangisinde gelişmesinde siyasi olaylar etkili olmuştur? Ya bunda tam siyasi olay diyemeyiz arkadaşlar. Birazcık da ekonomik bir faaliyet değil mi? Kömür bulunduktan sonra deniz ulaşımına ilgi artmıştır. Böyle bir şey söylemiyor kesinlikle. Kömürün bulunması için araştırmalar bir asır sürmüştür. Araştırmalar sürmüştür diyor ama süresine dair bir bilgi yok cümlede. Asır bilmiyoruz. Kömürün bulunmasında ona duyulan ihtiyaç etkili olmuştur. Öyle değil mi arkadaşlar? Zaten böyle başladı. Neydi ihtiyaç? Buharlı gemilerin faaliyete geçmesinden sonra kömür önem kazandı. Sonrasında ona ihtiyaç duyuldu. Tabii ki doğru yanıtımız D şıkkı olacaktır. Peki bir sanatçının tiyatro anlayışının ele alındığı bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sordu değerli arkadaşlarım. Hemen 8'in sorumuzu şöyle bir inceleyip yapalım sizlerle beraber. Ne diyor? Birinci cümlede yetkinliğinin kaynağı belirtiliyor demiş. Bakalım Sabahattin Kudret Aksa'nın tiyatro gücünü sözden, sözün şiir yönünden alır. Değil mi? Evet, yetkinliğinin kaynağını belirtiyor. Ne yapıyormuş? Sözden, şiirin yönünden alıyormuş. Evet. İkinci cümlede biçemiyle ilgili bir saptama yapılıyor diyor. Bakalım. Onun tiyatrosunda şiirsel dil egemendir. Arkadaşlar biçim, üslup önemli ayrımdır. Değil mi? Burada biçim dediği şiirsel dili. Kendini ifade etme ediş aracıdır. Doğru arkadaşlar. Üçüncü cümlede beğenme duygusu dileri iletiliyor diyor. Bakalım. Oyunları sanki dilinin güzelliğini göstermek, doğrulamak için yazılmıştır dedi. Evet. Dilinin güzelliği demiş değil mi? Sonuçta burada bir beğeni duygusu yok mu? Dilini ne yapmış? Beğenmiş değerli arkadaşlar. Dördüncü cümlede oyunlarının içeriğiyle ilgili değerlendirme ortaya konuyor diyor. Bakalım. Böyle olunca klasik tiyatro anlayışıyla koşullanmış seyirci aradığı şeyi bulamadığından haksız bir yargıya düşebilir. Arkadaşlar Allah aşkına burada oyun içeriğine dair bir şey söylenmiş mi? Değil mi? İşte oyunların içeriğinde kahramansı epik konular anlatır. Ne bileyim, mücadeleleri anlatır. Eski mahalle kültürünü anlatır. Değil mi? Var mı böyle bir şey? Yok. Hiçbir konuya dair bir şey söylemiyor içeriğine dair. Dolayısıyla tabii ki D şıkkı yanlış olacaktır. Peki değerli arkadaşlarım, 9. sorumuzdan devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlenin hangisinde deyim açıklamasıyla birlikte verilmemiştir diyor arkadaşlar. Lütfen soru köküne dikkat ediniz. Bakalım. Dün açlıktan nefesin kokuyordu. Yoksulluk içinde yaşıyordun ama bugün her şeyi nasıl da unutuverdin. Arkadaşlar açlıktan nefesin kokmak değil mi? Kişinin, insanların yoksulluk içerisinde yaşaması değil mi? Yokluk içinde yaşaması. Evet, açıklamasıyla birlikte verilmiştir. Daima açık konuşan
Gerçeği çekinmeden söyleyen insanları severim. Açık konuşmak arkadaşlar, değil mi? Bir şeyleri çekinmeden tüm doğruluğuyla söylemek diyebiliriz. Burada da gördüğünüz üzere açıklamasıyla verilmiş değerli arkadaşlarım. Suların kesileceğini biliyordum ama nedense kovaları doldurmayı akıl edemedim. Akıl edemedim desek arkadaşlar, değil mi? Aklıma gelmedi. Yani düşünemedim gibi şeyler var. Sadece nedense demiş. Kovaları doldurmayı akıl edemedim diyor. Ama sebebini burada açıklamasıyla beraber söylemiyor arkadaşlar. Açıklama verilmemiş. Dolayısıyla doğru yanıtımız elbette C şıkkı olacaktır. Peki 10. sorumuza geldik. Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine? Bunlardan da öte sözcükler açık ve aydınlık bir anlam kazanamaz cümlesi getirmelidir. Şimdi arkadaşlar bak, bu tarz ifadelerde sebep sonuç ilişkisi çok önemli sorularda, değil mi? Öyle bir yere yerleştireceğiz ki bir kere sebep sonuç ilişkisini koruyacağız ve cümle içerisinde kullanılan zamirler de çok önemlidir. Bunlardan da öte diyor. Demek ki önceki cümlede bir şeyler anlattı ve anlattığı şeyleri kastederek diyor ki bunlardan da öte sözcükler açık ve aydınlık bir anlam kazanamaz dedi. Bu olayla ilgili bir şey söyleyecek, değil mi? Sözcüklerin açık ve aydınlık bir anlam kazanmasına dair bir ifade geçecek. O zaman buna göre hangi boşlukta bu cümleyi kullanabiliriz değerli arkadaşlar? Bunu düşüneceğiz. Bakın, 2 numaralı cümleye dikkat değerli arkadaşlarım. Şimdi baktığımızda ne diyor? Çocuklarımız arasından sanatçıların, bilim insanların çıkmasını daha başlangıçta engellemiş oluruz dedi. Tamam mı? Bir bu cümleye bakalım. Bir de birinci cümleye bakalım arkadaşlar. Yıldız yerine star, gösteri yerine şov gibi yabancı sözcükleri kullanır. Sürekli çocukların söz dağarcığı sürekli olarak anlamını bilmediğimiz Arapça sözcükleri yinelersek çocukların söz dağarcığı karmaşık bir hal alır demiş. Şimdi karmaşık bir hal alır dedi, olumsuz bir eleştiri söyledi, değil mi? Bu olumsuz bir şey. Bak sonrasında diyecek ki bunlardan da öte sözcükler açık ve aydınlık bir anlam kazanamaz diyor. Niye? Çünkü Arapça sözcükleri yine dediğimizde çocukların aklında karmaşık bir hal alıyordu. Bundan sonraki cümlede ne diyorum? Bunlardan da öte sözcükler açık ve aydınlık bir anlam kazanamaz diyorum. Anlam bağlama çok güzel de tamamlanmış oluyor değerli arkadaşlar. O zaman ne yapacağız? Şu 2 numaralı tam boşlukta bu cümleyi getirdiğimizde bu şekilde anlam bağlamını tamamlamış olacağız değerli arkadaşlar. Peki. Şimdi geldik 11. sorumuza. Aşağıdaki cümlenin hangisinde bir yazım yanlışı vardır diye sorulmuş sevgili arkadaşlar. 11. sorumuzda. Hemen şöyle bir inceleyelim. Tarihi görüşmeden ardından iki taraf da davalaşı doğru yazılmış, bir sıkıntı yok. Kültürel yozlaşma özellikle sanat dünyasında hukuki mücadeleye dönüşüyor demiş. Bir problem yok arkadaşlar. Ne zaman zor durumda kalsam kasabanın siyasi gücünün yanında hissediyorum. Yine bir sorun yok. Amerika'dan gelen resmi heyeti bakan bugün makamında kabul etti. Şimdi değerli arkadaşlarım, Amerika'dan gelen gelenek kesme işaretiyle ayırılmış, bir sorun yok. Resmi heyeti bakan bugün makamında kabul etti derken, değerli arkadaşlar, burada özellikle spesifik olarak bir bakandan bahsedildiği için, değil mi? Amerika'dan gelen resmi heyeti kabul eden bir bakan var ortada. Genel olarak bakanlık mevkinden bahsedilmiyor. Dolayısıyla burada özellikle bir bakan mevki olarak işaret edildiği için bu bakan sözcüğünün burada değerli arkadaşlarım büyük harfle yazılması gerekir. Dolayısıyla doğru yanıtımız D şıkkı olacaktır değerli arkadaşlar. Vali sözcüğü de bir zaman TYT sınavında çıkmıştı. Vali sözcüğü. Mesela genel olarak valilik atıyorum. Dedim ki ben gerçekten valilik mesleğini çok zor buluyorum dediğimde genel bahsettiğim için vali burada küçük harf yazılır. Ama ne dedim? İşte Şanlıurfa'da yapılan bu kutlamaya valimiz teşrif ederek bizleri şereflendirmiş oldu dedim. Bizim valimizden bahsediyorum. Özellikle bir bölgeden bahsediyorum. Bir yerden bahsediyorum. Burada mesela büyük harfle yazılmak durumundadır arkadaşlar.
Bu tarz makam mevki ünvan isimlerinin yazımına bu anlamda dikkat edelim. Özellikle bir kişiden bahsediyorsa büyük harfle, genel olarak bahsediyorsa küçük harfle yazıyoruz. Peki. Bu kuralı şöyle bir tekrar etmiş, pekiştirmiş olduk. 12. sorumuza baktık değerli arkadaşlarım. Bu parçada boş bırakılan yerlerden birine aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilemez diye sordu değerli arkadaşlar. O kadar heyecanlıyım ki. Şimdi burada bir heyecan olduğu için burada mesela ünlem değil mi kullanabiliriz aslında. Bunca yıl sonra demiş değerli arkadaşlarım. Değil mi? Baktığımızda ne yapıyor? Cümle devam ediyor. Buradan sonra virgül getirmek uygun olacaktır. Değil mi? Virgülümüzü de kullanmış olduk. Bunu da eledik. Peki. Bahçeyi geçip okula giremeyeceğim sanki. Dedim. Garip bir tutukluk. Ayaklarım tutuluyor diyor. Şimdi değerli arkadaşlar. Giremeyeceğim sanki. Dedim. Burada nokta kullanmak yerinde olacaktır. Garip bir tutukluk dediğimde. Bakın garip bir tutukluk var demiyor, yok demiyor. Yükten kullanmıyor. Burada böyle bırakıyor. Burada ise 3 nokta getirebiliriz. Ayaklarım tutuluyor da yine nokta getirebiliriz. Fakat burada 2 nokta kullanmadık gördüğünüz üzere. Bir örnek sıralaması yapmadık. Açıklama yapmadık. Değil mi? Tırnak içerisinde alıntı söz bildirmedik. Dolayısıyla 2 nokta kullanımına gerek kalmadığı için değerli arkadaşlarım. Dolayısıyla doğru yanıtımız C şıkkı olacaktı. Peki geldik şimdi 13. sorumuza. Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır diye sorulmuş değerli arkadaşlar. Hemen şöyle bir inceleyelim. Ankara'nın adı eski çağdan zamanımıza kadar. Şimdi değerli arkadaşlar bu anlamda bu çağ dönem isimleri kesinlikle büyük harfle yazılmak durumundadır. Burada da eski çağdan derken değil mi? Eski çağın büyük harfleri yazılması gerekir. Yeni çağ, yakın çağ değil mi? Taş devri, Tanzimat dönemi. Bunlardan hepsinde bu çağ dönem isimleri büyük harfle yazılır değerli arkadaşlar. O yüzden burada da büyük harfle yazılacaktı. Bu nedenle doğru yanıtımız A şıkkı olacak. Yine şunları inceleyelim isterseniz. Osman Gazi özel isim zaten. Süleyman Paşa değil mi? Bu tarz saygı, makam, mevki, ünvan isimleri büyük harfle yazılır. Osmanlı ülkesine, Osmanlı zaten özel isim, ülkesine cins isim olduğu için küçük. Önemli tarihsel isimler büyük harfle yazılır. Kurtuluş Savaşı, İkinci Dünya Savaşı gibi. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir devlet adı sonuçta söyleniyor. Tabii ki büyük harfle yazılır ve gelenek kesme işaretiyle ayrılır değerli arkadaşlar. Bu nedenle doğru yanıtımız A şıkkı olacaktır. Peki 14'e geldik. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlıştır diye sordu. Bir dil bilgisi sorusu değerli arkadaşlarım. Hemen şöyle bir inceleyelim teker teker bakalım hangisi doğru. Birinci cümle sözlüğüne göre kurallıdır diyor. Ne demek arkadaşlar kurallı? Yüklemin sonda olması demektir. Bakalım çizgileri görünürdü. Yüklem sonda değil mi hocam? Evet doğru. İkinci cümle sıralı cümledir. Peki değerli dostum ne demek sıralı cümle? Sana da sorayım sen de hatırlamış ol. Şöyle bir hafızayı yokla bakalım. Birden fazla yargısı olan cümlelerin birbirinden virgül ya da noktalı virgül yardımıyla ayrılmasıdır değerli arkadaşlar. Bakın öfkeli bir hırçın rüzgarların selinde otlar, ekinler hareketlenir. Bakın birinci cümle ve noktalı virgülle ayrılmış gördüğünüz üzere demek ki sıralı cümle doğru. İkinci cümle dolaylı tümleç özne ve yüklemden oluşmuş bileşik yapılı bir cümledir diyor. Oo, birden fazla bir şey sormuş. Bakalım. Daha yukarılarda ise süt gibi beyaz bulutlar salınırdı. Şimdi önce ögeleri bir tespit edelim değerli arkadaşlar. Yüklem doğru mu? Evet. Daha yukarılarda ise dedi. Bu nerede? Dolaylı tümleç. Yukarılarda. Dolaylı tümleç dedik. Peki. Süt gibi beyaz bulutlar. Bu da özne. Şimdi öge sıralaması doğru değerli arkadaşlar. Fakat bir de bize ne dedi? Birleşik yapılı bir cümledir dedi. Baktığımızda değerli arkadaşlarım burada ne göremiyoruz? Birleşik yapı oluşturabilecek bir fiilimsi mesela göremiyoruz. Değil mi? Yok. Kullanılmamış. Dolayısıyla bu cümle arkadaşlar birleşik bir cümle değildir. Bu ifade yanlıştır. Dolayısıyla doğru yanıtımız C şıkkı olacaktır.
Baktığımızda dördüncü cümle eksiltir cümle demiş. Gördüğünüz gibi zaten 3 nokta kullanılmış. Tamamlanmamış bir cümle. Devrik bir at cümlesidir diyor arkadaşlar. Baktığımızda 5. cümlemize. Havada açtıkları yolların izlerini asla unutmayan göçebe kuş sürüleriydi bunlar derken. Sürüleriydi yüklemimiz. Gördüğünüz gibi isim ek eylem yardımıyla yüklem olmuş. Sonda olmadığı için de cümleyi devrik yapmış. Bu da doğrudur değerli arkadaşlarım. Peki 15'e geldik. Bu dizelerde aşağıdaki sözcük türlerinden hangisi yoktur diye sordu değerli arkadaşlarım. 15. sorumuzda. Peki şöyle teker teker bir bulalım bakalım. Neler var neler yok. Yalnız bırakmayın beni hatıralar demiş. Nasıl bırakmayın? Yalnız bırakmayın. Fiili nitelemiş. Ne bakımından? Durum bakımından. Durum zarfı vardır. Az yanımda kal. Çocukluğum temiz yürekli uysal çocuğum. Az yanımda kal derken miktar bakımından nitelediği için değil mi? Kalı nicelik zarfı olarak kullanılmış sevgili öğrenciler. Beni derken burada ismin yerini tutan sözcük olduğunu görüyoruz. Kişi zamiridir. Evet bunu da bulmuş olduk. Başka ne söyleyebiliriz? Temiz yürekli uysal çocukluğum. Nasıl çocukluğumuş? Bir kere uysal, temiz yürekli. Burada ise sevgili öğrenciler ismi niteleyen ve nasıl sorusunda cevabını veren neyimiz var? İsmi niteleyen ne olur tabii ki? Niteleme sıfatı olur bu anlamda. Niteleme sıfatı da bulmuş olduk fakat topluluk ismi yoktur. Mesela orman, mesela ordu değil mi? Daha çokluk eki almadan birden fazla unsuru kapsayan isim çeşidi diyebiliriz. Peki şimdi geldik 16. sorumuza. Aşağıdakilerin hangisi ögelerin ve ögelerin sıralışı bakımından bu cümleyle özdeştir diye sordu değerli arkadaşlarım. Hemen şöyle bulalım bakalım. Soyut düşünme, varsayımlar geliştiren, olasılıkları dikkate alan, zaman perspektifine sahip olan, önermeler mantığını kullanan, işlemler üzerinde işlem yapan, sistematik olan bir düşünme biçimidir. Arkadaşlar soyut düşünme burada özne. Şuradan şuraya kadar ise yüklem. Niye? Çünkü düşünme biçimidir diyemeyiz sadece. Bu düşünme biçimi sıfat fiil grubu şeklinde kendinden önceki sözcük gruplarına bağlanmış. Nasıl bir düşünme biçimi? Bla 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 olan, bla 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 yapan, kullanan değil mi? Bunları bölemeyiz arkadaşlar. Yani bu kadar uzun cümle iki tane ögeden oluşmakta özne ve yüklem şeklinde. Peki bizim de o zaman şıklarda neyi bulmamız lazım? Sadece özne ve yüklemden oluşacak bir cümle buluyor olmamız lazım arkadaşlar. Bakalım. Kahvenin önündeki köylüler eğri büğrü iskemlelerde. Özne var. Nerede? Eğri büğrü iskemlelerde. Dolaylı tümleç. Yani yer tamlayıcısı. Umutsuzca oturuyor. Zarf tümleci. Oturuyorlardı yüklem. Arkadaşlar. Bunun dışında bir sürü öge bulmuş olduk. Aşık olamaz. Dil. Diğer insanlarla bütün ilişkilerimizde bize aracılık eder. Nerede aracılık eder? Diğer insanlarla bütün ilişkilerimizde. Kime? Bize. Dolaylı tümleç var. İşi bu bozdu bir kere. Kalabalıkta fark edilmek istemeyen genç adam, özne, bir köşeye oturmuştu yüklem. Nereye? Bir köşeye dolaylı tümleç. E yine işi bozdu. Manavgat, sahip olduğu doğal güzellikleriyle ruhu rahatlatıp bedenin pasını temizleyen bir cennet köşesi gibidir. Hocam Manavgat, özne, buradan buraya kadar ise ne olacaktır? Yüklem olacaktır hocam. Alın size özne ve yüklem şeklinde bulmuş olduk. Doğru yanıt D. Yine de E şıkkına da bakayım. Sohbette yazar görüşlerini kendisiyle konuşuyormuş gibi bir üslupla anlatır. Anlatır. Yüklem nasıl? Bla 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 konuşuyormuş gibi anlatır. Zarf cümleci var bir kere. Bu işi bozuyor hocam. Özne ve yüklem dışına çıkmış oluyoruz. Peki şimdi geldik 17. sorumuza. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur diye sorulmuş sevgili arkadaşlar. 17. sorumuzda. Hemen bu sorumuzu inceleyelim şiir üzerinden. Bakalım hangisi var, hangisi yok imiş. Bir sürü şey var gördüğünüz üzere. İsimden isim yapım eki almış. Sözcük demiş şöyle bir göz atıyoruz sevgili arkadaşlar. Bakın yalından yalnız olmuş. İsimden isim değil mi? Bu olabilir. Evet bunu bulmuştuk olduk. Yalnızdan yalnızlık olmuş. Bu da var. Evet. Bileşik yapılı sözcük gökyüzü arkadaşlar bileşik yapılı. Çoğul eki almış basit yapılı isim diyor. Kuşların hali dediğinde evet kuş burada basit yapılı bir isim sadece gördüğünüz üzere çoğul eki almış.
İyelik eki almış sözcük. Kuşların hali dediğinde bu zaten belirtir isim tanımlısıdır. Sevgili öğrenciler, halindeki iyi ise iyelik eki olacak. Ayrılma durum eki almış sözcük. Gördüğünüz üzere bulamıyoruz. Mesela bir bulunma var. Ama ayrılma neydi değerli arkadaşlar? Den'dan çıkma ayrılma hal eki gördüğünüz üzere olmadığı için doğru yanıtımız elbette B şıkkı olacaktır. Peki. Şimdi 18'e geldik. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur diye sorulmuş sevgili arkadaşlar. Hemen buradaki dizelerimizi şöyle bir inceleyelim bakalım hangisi var hangisi yok. Martılarımız arttı diyor. Bakın. Şurada bir ünsüz benzeşmesi görebiliriz. Hocam nasıl yani? Artmak normalde bizim fiilimiz değil mi? Almış olduğu ek dili geçmiş zamanın haber kipi ama T sert ünsüyle bittiği için bizim kipimizdeki D yumuşak ünsüzü sertleştirerek T'ye çevirir arkadaşlar. Buna biz sertleşme benzeşme deriz. Bakın. Benzeşme bulmuş olduk. Keyfimiz azaldı. Şimdi değerli arkadaşlar keyif sözcüğü ek almadanki haline bir bakalım. Keyif değil midir? İkinci ünlüsünde bir i ünlüsü bulunmaz mı? Değil mi? Ama ek aldıktan sonra keyifimiz demiyor. Buradaki i düşüyor. Demek ki ünlü düşmesi bulmuş olduk. Peki devam ediyoruz. Başka ne var? Ünlü daralması, ünsüz yumuşaması, ünsüz türemesi gösteriyor değerli arkadaşlar şıklarda. Kalıyoruz demiş. Daha küçük ailelerde. Yaşıyoruz'a bakalım arkadaşlar. Şimdi fiilimiz nedir? Yaşamak fiilidir değil mi? Aldığı ek ne? Yoruz değil mi? Evet. Peki yaşıyoruz mu diyoruz? Buradaki gördüğünüz üzere şimdiki zaman haber kipi yaşamak fiilinin sonunda bulan A ünlüsünü etkilemiş ve bunu I ünlüsüne daraltmış değerli arkadaşlar. Dolayısıyla burada bir ünlü daralması söz konusu olmuştur. Ünlü daralmasında gördüğünüz üzere tespit etmiş olduk. Peki. Ünsüz yumuşaması ve ünsüz türemesi bulacağız. Konforumuz arttı ama zamanımız daraldı. Diplomamız bol ama sağduyumuz az. Uzmanlıklar arttı ama sorunlar çoğaldı. Arkadaşlar şuraya dikkat. Şimdi eki çıkaralım yine sözcüğümüzün köküne bakalım bir. Normalde sözcüğümüz çoktur. Aldı yapım ekini getirdik. Çokaldı demiyoruz. Çoğaldı diyoruz. K yumuşak ünsüse yumuşadı. Ünsüz yumuşaması da var. Fakat ünsüz türemesi bulamadık. Mesela bu anlamda doğru yanıtımız E şıkkı olacaktır arkadaşlar. Ünsüz türemesi burada söz konusu değil. Genellikle ünsüz türemesi bu arada yardımcı eylemle kurulmuş bileşik fiillerde çok görülür. Mesela his etmek deseydim mesela değil mi? Bir yardımcı eylem bir isim. Arada bir S ünsüzü türecekti mesela alın size ünsüz türemesi. Böyle bir örnek göremedik. Peki 19'a baktık. Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş değerli arkadaşlar. İnceleyelim. Her şeyin üstünde kondurduğum umut işin gerçeği de budur ya insanın enerji kaynağıdır. Bir cümlemiz var. Ve tabii cümle dil bilgisi açısından incelememiz isteniyor. Şimdi baktığımızda ne görüyoruz arkadaşlar? Ek eylemin geniş zamanı var mıdır? Kaynağıdır derken kaynağı burada isimdir da ek eylemin geniş zamanıdır. Doğru. İşin gerçeği de budur ya. Bakın hem başında hem sonunda virgül kullanılmış. Ve bu bir ara sözdür arkadaşlar. Cümle ögesi olarak sayılmaz. Gördüğünüz üzere ara söz kullanılmış. Yüklem insanın enerji kaynağıdır. Sadece enerji kaynağı diyemeyiz. Dolayısıyla bu bir söz öbeğidir. Birden fazla sözcükten oluşmuştur değerli arkadaşlar. Her şeyin üstüne kondurduğum umut, özne, insanın enerji kaynağıdır. Yüklem. Sadece özne bir yüklemden oluştuğu için de temel ögelerden oluşmaktadır. Ama kurallı bileşik sıfat bulamadık. Dolayısıyla doğru yanıtımız A şıkkı olacaktır değerli arkadaşlar. Peki. Şimdi geldik 20'ye. Bu dizelerin meydana getirdiği cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenilebilir diye sormuş değerli arkadaşlarım. Hemen şöyle bir inceleyelim. Gidiyordum gurbeti gönlümle duya duya ulu kışla yolunlar Orta Anadolu'ya. Şimdi gidiyordum yüklem bir kere sonda olmadığı başta olduğu için arkadaşlar bu yüklemin yerine göre nasıl bir cümle? Devrik bir cümledir değil mi? Peki.
Adım adım gidelim. Peki, teorik bir cümle. Yapısına göre nasıl bulduk arkadaşlar? Gidiyordum gurbeti gönlümde duya duya. Bakın içerisinde fiilimsi geçiyor, değil mi? O zaman bu bileşik bir cümle. Yapısı bakımından. Peki eylem meydana gelmiş mi? Evet, gidiyorum sonuçta, gitmiyor değilim. O zaman anlam bakımından olumlu diyebiliriz değerli arkadaşlarım. Bu da var. Peki yüklemin türü bakımından. Bu bir isim cümlesi mi, fiil cümlesi mi? Baktığımızda gitmek yüklemimiz değil mi? Peki gitmek makmek mastareki alıyor gördüğünüz üzere. Bu bir eylem. Dolayısıyla bu cümleyi de eylem cümlesi yapar. Buna göre de arkadaşlar bulduğumuz veriler ışığında doğru yanıtımız elbette ne olacaktır? D şıkkı olacaktır. Evet değerli arkadaşlar, burada 21. sorumuzdan devam ediyoruz. Hazırsanız. Aşağıdaki dizilerin hangisinde arasına sözcük girmiş bir at tamlaması vardır diye sorulmuş değerli arkadaşlar. 21. sorumuzda. Şöyle bir şıklarımızı inceleyecek olursak. Bakın burada istediği şey önemli. Arasına sözcük girmiş bir at tamlaması vardır diyor. Mesela ahşap ev sıfat tamlaması. Camlarından kızıl biber sarkan, kızıl biberler sıfat tamlaması. Arsız gökdelenler. Burada yok değerli arkadaşlar. B şıkkına baktığımızda bir rems. Burada yine sıfat tamlaması. Semaverde huzuru besleyen bir şarkı demiş. Bulamadık. İlk mısrada asma saatte tık tık zamanın hazin çarkı. Şimdi arkadaşlar zamanın çarkına lütfen odaklanınız. Burada sonuç olarak zamanın çarkı değil mi? Aradaki sözcüğü görmediğimizde bir isim tamlaması aslında. Bir at tamlaması olduğunu görüyoruz. Tamlanan. Şurada araya ise ne girmiş? Hazin sıfatı girmiş. Hazin sıfatı ise kendinden sonra gelen çark ismini niteliyor. Yani tam olarak soru kökünde bizden istendiği şekilde araya sıfat girmiş bir isim tanımlaması olduğunu görüyoruz değerli arkadaşlar. Bu nedenle doğru yanıtımız C şıkkı olacaktır. Peki 22. sorumuza geldik. Bu parçadaki numaralanmış cümlenin hangilerinde gerekçeli anlatım söz konusudur diye sormuş. Tabii buradan ne anlamalıyız değerli arkadaşlar? Gerekçeli anlatım dendiğinde değil mi, sebep söyleyecek. Hani bir şey olmuş ama neden olmuş, gerekçesi ne şeklinde. Bakın lütfen dikkat edin şurada 2 numaralı cümlede. Türklerde isim koymak çok önemli olduğundan, zaten şu dığından ifadesi, sebebiyle ifadesi, bundan dolayı ifadeleri arkadaşlar hep gerekçe sebep sonuç bildirir değil mi? Olduğundan isim özenle seçilir. Neden özenle seçilir diye sorduğumuzda bu cevabı alabiliyoruz. Yine aynı şekilde değerli arkadaşlar. Şuraya dikkat edin. İsimler geçmişte yaşamış dedelerin, babaların, annelerin isimlerinden de seçilebilir. Böylece onlara saygı gösterilmiş ve onların ismi yaşatılmış olur. Burada doğrudan hani bundan dolayı gibi bir ifade, hani kalıplaşmış bir ifade en azından göremiyoruz değerli arkadaşlar. Ama şu soruyu sorduğumuzda neden seçilir? Değil mi? Neden böyle isimler seçilmiş? İsimler geçmişte yaşamış dedelerin, babaların, annelerin isimlerinden de seçilebilir. Böylece diyor onlara saygı gösterilmiş ve onların ismi yaşatılmış olur. Yani onların isimlerinden seçilmesinin sebebi neymiş? Onlara saygı göstermek ve onların ismini yaşatmakmış aslında. Böylece ifadesiyle burada yine sebep söylemiş. Dolayısıyla değerli arkadaşlar burada doğru yanıtımız 2-5 yani C şıkkı olacaktır 22. sorumuz için. 23'e bakalım. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yüklem haber kiplerinden biriyle çekimlenmemiştir diye sormuş değerli arkadaşlar. Biliyorsunuz bizim bir dilekçer kiplerimiz var. Bir de haber kiplerimiz vardır. Bakalım hemen. Kararır aydınlığa giden yollar. Kararır mesela. Geniş zaman haber kipiyle çekimlenmiş değerli arkadaşlar. Gitti. Hani o bırakıp giderken seni bu öksüz tavrını takmayacak idin. Burada ise bileşik zaman var ama yine haber kipi almış değil mi? Gelecek zamanın hikaye bileşiği şeklinde çekimlenmiş. Yine aynı şekilde haber kipi aldığını görüyoruz. Devam edelim. Dağlardan çöllere düştüğümüz gün gölgene sığındık. Sığınmak fiili değil geçmiş zaman, görülen geçmiş zaman haber kipi almış. Yine gördüğünüz gibi var. Sen beni uyandırmadan küçücük evimizde kuşlar cıvıldasa gene bahçemizde. Arkadaşlar cıvıldamak yüklem olarak baktığımızda
Ne yapmış? Cıvıldasa ifadesinde ne olduğunu görüyoruz? S, sa, direkt şart kipinin olduğunu görüyoruz değerli arkadaşlar. Bu da direkt şart kiplerin içerisindeki bir kip olduğu için elbette haber kipi değildir. Bu nedenle doğru yanıtımız D şıkkı olacaktır. Evet, 24. sorumuza geldiğimizde aşağıdakilerin hangisinde ilk cümlede geçişli olan eylem ikinci cümlede geçişsizdir diye sorulmuş. Değerli arkadaşlar, geçişli, geçişsizlik biliyorsunuz fiilde çatı konusunun bir başlığıdır. Ne yapıyoruz? Eylemlerin, yüklemlerin nesne alıp almamasına göre geçişli ve geçişsiz olmak üzere değerlendiriyoruz değerli arkadaşlar. Hemen bakalım. İlk cümlede geçişli olan eylem ikinci cümlede geçişsizdir demiş. Baktığımızda tali yolu arabamız hızla ilerliyordu. Onu ilerliyordu diyebilir miyiz? İlk cümlede zaten geçişsiz direkt kafadan ediyoruz. Çünkü ilk cümlede geçişli olması lazım. Bazen siyah giyen adamlar gelir buraya. Gelir yüklem, doğru mu? Onu gelir diyebilir miyim? Hayır. Yine ilk cümleden ne yaptık değerli arkadaşlar? Geçişsiz eylem bulmuş olduk. Yaşlı adam merdivenleri yürüyerek çıktı. Neyi çıktı? Merdivenleri çıktı. Bakın cümle içerisinde nesne bile var. Dolayısıyla geçişli. Yazarın son kitabı piyasaya çıktı dediğimde. Şimdi baktığımız arkadaşlar lütfen karıştırmayınız. Şimdi siz ne çıktı diye soracaksınız. Cevap ne? Son kitabı. Hocam nesne diyenler olabilecek. Hayır. Buradaki son kitabı ifadesi dikkat edin arkadaşlar. Nesne değildir. Öznedir. Değil mi? Ne çıktı? Son kitabı. Hatta cümle ögelerini de belli bir sıraya göre buluyoruz değil mi? Karıştırmamak adına önce yüklemi sonra özneyi sonra nesneyi buluyoruz. Önce yüklemi bulduk, çıktı. Ne çıktı diye sorduğumuzda son kitabı, yazarın son kitabı böylece özne olacak. Nesne var mı? Yok. Dolayısıyla geçişsiz nesne almadığı için arkadaşlar değil mi? Burada çıktı eylemi geçişsiz olarak kullanılmış. Bu nedenle doğru yanıtımız C şıkkı olacaktır. Evet, biraz çeldirici bir sordu. Ben de kabul ediyorum. Fakat size dikkat etmeniz gereken noktayı söyledim. Bu cümlenin ögelerinde de çok dikkat edilmesi gereken bir noktadır değerli arkadaşlar. Şimdi 25. sorumuza geldik. Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye soruldu değerli arkadaşlar 25. sorumuzda. Şıklara şöyle bir göz atalım. Niteleyici sözcükler kullanılmıştır. Öyküleyici bir yol izlenmiştir. Kelimelere yer verilmiştir. Gözlem gücünden yararlanılmıştır. Düşünceler örneklerle kanıtlanmaya çalışılmıştır diye söylemiş. Bakalım. O bir gözyaşı seline boğulur gibi atlayıp için için dövünmeye başladı demiş. Aslı başını kaldırarak anasına uzun uzun baktı. Burada ikileme olduğunu görüyoruz değerli arkadaşlar. İçin için var. İkilemeler kullanılmış. Ve dikkat ederseniz burada bir olay anlatımı olduğu için öyküleyici bir yol izlendiğini söyleyebiliriz. En küçük bir harekette bulunmadan başını tekrar yorgan arasına soktu. Bu sefer onu teskine falan çalışmayarak susmasını bekledi. Kadın biraz sonra gözlerini koltuğunun yerine silerek tekrar anlatmaya başladı. İlk zamanlarda. Şimdi burada niteleyici sözcükler var değil mi arkadaşlar? Bir sürü gördüğünüz gibi bulmuş olduk. Gözlem gücünden yararlanılmış mı? Evet, burada gözlem gücünden de yararlanılmış anlatılıyor değil mi? Gözlemden yola çıkarak. Fakat burada arkadaşlar bir kere kanıtlanma amacı var mıdır? Değil mi? Mümkün değil. Burada herhangi bir şey kanıtlamaya çalışmıyor. Bir sanatsal bir metin. Olay anlatımı var. Betimleyici ifadeler var. Ama kanıtlama yok. Dolayısıyla doğru yanıtımız elbette E şıkkı olacaktır değerli arkadaşlar. Peki. Şimdi 26'ya geldik. Böyle söyleyen bir yazar için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diye sormuş. Bakalım. Metinde ne söylüyormuş? Biz şıklarda ne bulabileceğiz uygun fikre uygun olarak. Sanat için sanat, toplum için sanat. Bu iki endişe birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Toplumsal endişe sanatçının insan olması yönünden yurdunun insanları hakkında vardığı kanaatlerin sonucudur. Her şeyden önce bir düşünce adamı olması gereken sanatçı toplumsal endişelerin sanat yoluyla belirten insandır. Demek oluyor ki önce toplumsal endişe. Fakat bu sanatın ikinci plana itilmesi değildir. Bu ikisi birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Demek ki burada yazar bir denge kurmaya çalışıyor değil mi arkadaşlar? Elbette diyor toplumsal endişe de önemli ama bu önemli diye sanatı da ikinci plana atmanın gereği yoktur diyor arkadaşlar. Bir dengeyi sağlamış. Peki nerede var destekler? Nitelikte bir yargı. Eserlerinde toplumu her yönüyle ele alıp anlatmak gerektiğini yanır.
Sanat kısmı nerede bunun? Değil mi? İkisini söylememiş. Konuları seçerken toplumsal gerçekleri göz önünde tutar. Evet doğru. Yine sanat kısmı eksik. Toplumsal duyarlılığı sanatı ihmal etmeden, bakın burada sanatı da işin içine katmış. Çünkü metinde böyle söylüyordu. Sanatı geri plana itmek olmaz diyordu arkadaşlar. Sanatı ihmal etmeden yansıtmaktan yanadır dediğimizde işte burada olmuş oldu. Dolayısıyla doğru yanıtımız da C şıkkı oldu arkadaşlar. Peki. Geldik 27. sorumuza. Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bir ana fikir sorusu değerli arkadaşlar. Kolaylıkla yapabileceğimize inanıyorum. Evet, çevirmenin adını kapağında genellikle iç kapaktadır. Ya gördüğü için herhangi bir kitabı satın alan birini gördünüz mü? Evet, okur önce yabancı yazarların adına bakar. Ya da önce çevrilmiş bir kitabını okuduğu, gördüğü ya da hakkında bir yazı, eleştiri okuduğu biri kendisine söz ettiği için onun kitabı ile ilgilenir. Oysa sözünü ettiğimiz kitabı daha önce yine bir çevirmen kendi diline kazandırmıştır. Kimin çevirdiğini anımsamaz. Belki dikkat bile etmemiştir çevirmenine. Burada aslında neyi vurguluyor? Çevirmenin arka planda kalması, değil mi? Çok fazla arka planda kalması ve okuyucunun da bunu pek fazla umursamamasından bahsetmiş arkadaşlar. Peki nerede var hocam? Okuyucunun okuduğu bir eserin çevirmenine karşı duyarsız oldu, değil mi? Hiç bakmaz, okumaz diyor. Çevirmenin ismine bile bakmaz diyor. Geçer diyor. Bunu söyledi baştan sona değerli arkadaşlar. Dolayısıyla A şıkkı doğru yanıtımız olacaktır 27. sorumuz için. Net bir şekilde. Şurada diyor ki okurların kitap seçimi konusunda yazar adına bağlı kaldıkları. Bakın bu doğru bilgi. Ama vurguladığı şey bu değil. Vurguladığı asıl meseleyi ettiği şey çevirmenlerin çok fazla önemsenmemesi. Değil mi? Yoksa bu doğru, bu yardımcı fikir olarak metinde var. Arkadaşlar bu tarz ifadelerde lütfen lütfen şıklarda geçen bir ifade metinde var diye hocam cevap bu da olur demeyin. Bize vurgu lazım. Asıl anlatmak istediği şey ne? Burada asıl anlatmak istediğim tekrar altını çiziyorum. Bakın karıştırmayın. Okurların kitap seçimi konusunda yazarın adına bağlı kalması değil. Ama bu doğru. Evet gerçekten yazarın adına bağlı kalıyor. Fakat anlatması meselesi bu değil. Meselesi burada çevirmen hocam. Peki. Şimdi geldik 28. sorumuza. Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. Yine bir ana fikir sorusuyla karşı karşıyayız. Hemen inceleyelim. Türkçe'de özne yüklem uyumu gelişi güzel olmaz. Bu durum öznenin önemine göre değişir. Mesela bir radyo haberinde duyduğumuz 3 hava korsanı 3 milyon alıp kaçtılar cümlesinde özne yüklem uyumu sağlanmamıştır. Çünkü hava korsanları toplumda saygıyla anılan kişiler değildir. Aynı radyo haberinde Sayın Cumhurbaşkanı daire müdürlerinden bilgi aldılar. Denildi ki bu doğrudur. Sayılan kimseler ister çok olsun ister bir kişi olsun yüklem çoğul olur. Hayvanlar cansız maddeler, çoğul da olsa yüklemleri çoğul olmaz. Köpekler uluyorlar, kuzular meyliyorlar denemeyeceği gibi bardaklar çatladılar, çaylar döküldüler de denemez. Türkçe'de bir kuraldan bahsetmiş arkadaşlar ve bunun gelişi güzel olmaması gerektiğini, bir anlam mantığının olması gerektiğini söylüyor bize. Şimdi iletişim araçlarının dilin yapısına zarar vermesi kesinlikle değil. Türkçe'de dil bilgisi kuralını herkesin kendince yorumlamasından bahsetmiyor. Saygı duyulan kişilerle ilgili sözlerin kullanımının dikkat gerektirdiği. Evet buna yakın bir şey var ama anlatmak istediği bu değil arkadaşlar. Türkçe'de bir dil kuralının nasıl uygulanması gerektiği. Aa, burada söylemeyeyim mi hocam? Burada bir kuraldan bahsediyor. Neydi? Özne yüklem uyumu. Nasıl uyulması gerektiğini bize baştan sona anlattı örnekleriyle beraber. Dolayısıyla tabii ki doğru yanıtımız D şıkkı oldu değerli arkadaşlarım. Peki şimdi 29'dan devam ediyoruz. Bu parçada verilen örnekler aşağıdaki yargılardan hangisini doğrulamak içindir diye sordu değerli arkadaşlar. Bakalım. Şiirimizin estetik düzeyde alımlanabilmesi için yani ondan haz duyulabilmesi için bakın dikkat yüksek ve incelmiş bir beğeni düzeyi gerekiyor demiş. Benim şiirlerimden insanların lezzet alabilmeleri için Baudelaire'i, Yahya Kemal'i, Asaf Halet Çelebi, Mevlana'yı, Şeyh Galip'i bilmeleri gerekiyor. Ha, demek ki bir şiirin anlaşılıp değil mi, beğenilebilmesi için az çok şiir okumak gerekiyormuş değil mi? Belli noktada şairleri bilmek gerekiyormuş peki. Nerede söylüyorum hocam? Bakalım şıklarımıza. Bir şiirden haz alabilmek
belli bir birikimi gerektirir. Hocam tam olarak burada söylediği şey, birikimden kastettiği şey ne aslında? Önceden okuduğu şairler, onların şiirleri, Baudelaire'in şiiri, Yahya Kemal'in şiiri, Asaf Ali Çelebi'nin şiiri. Bunları bildiğinde, öncesinde okuduğunda, değil mi? Şiirden de birazcık zevk alabilir diyor. Evet, bu anlamda doğru yanıtımız A şıkkı olacaktır değerli arkadaşlar. Peki geldik şimdi 30. sorumuza. Böyle konuşan bir yazar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye sordu değerli arkadaşlarım. Olumsuz bir soru kökü. Şöyle bir göz atalım. Kimi eksik yanlarının farkındadır diyor. Okurlarıyla yakın ilişkiler kurmaktan yanadır. Öz eleştiri yaparak içtenliği ortaya koymaktadır. Edebiyat çevrelerinde hiç dostu olmadığından yakınmaktadır. Yazdıklarıyla ilgili görüş belirten insanların varlığından memnuniyet duymaktadır demiş. Peki bakalım. Ben çekingen bir tavra sahibim. Hocam o zaman bu eksik bir yanı değil mi? Demek ki bunun farkında. Bu tanınma açısından dezavantajlar içeren bir tavır. Ama insanın kendi yapısını değiştirmesi pek kolay değil. 20 yıldır yazıyorum ve imza günleri, kitap fuarlarındaki karşılaşmalar gibi çeşitli vesilelerle okurlarımla birlikte oluyorum. Kısa süreler içerisinde kurduğumuz sıcak ilişkiler daha sonra mektupla telefona sürüyor. Yazdıklarım hakkında düşüncelerini, eleştirilerini iletiyorlar. Bundan çok mutluluk duyuyorum. Demek ki şunu söyleyebiliriz. Yazdıklarıyla ilgili görüş belirten insanların varlığından bu anlamda mutlu bir yazar olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz değil mi arkadaşlar? Bu anlamda okurlarla ilgili yakın ilişkiler kurduğunu da söyleyebiliriz. Önce görüşüyor, sonra mektuplarla görüşmeye devam ediyorlarmış değil mi? Sıcak ilişkiler daha sonra mektupla devam ediyor diyor. Ve beni kimlerin okuduğu konusunda fikir ediniyor. Bütün bunlar edebiyat dünyasındaki ilişkilerin içerisinde fazla girememiş olmaktan kaynaklanan sıkıntılar çekiyor demiş. Burada öz eleştiri de yapıyor bir yerden arkadaşlar değil mi? Eksikliğini söylüyor, çekingenliğini söylüyor. İnsanın bu anlamda eksiklerini fark etmesi ve söylemesi öz eleştiri de yapmasıdır aynı zamanda. Fakat edebiyat çevrelerinde hiç dostu olmadığına dair bir şey bilmiyoruz. Bunu bize söylemiyor. Dolayısıyla doğru yanıtımız D şıkkı olacaktır değerli arkadaşlar. Peki şimdi 31. sorumuzdan devam ediyoruz. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir diye sormuş değerli arkadaşlar. Hemen şöyle bir inceleyelim. Bakın şurada diyor ki, çünkü masal kahramanlarının karşılaştıkları sorunların hemen hepsiyle yaşamın gerçekleri arasında bir koşutluk kurulabilir. Yani değil mi, benziyormuş yaşamdaki sorunlara, yaşamın gerçeğine. Çünkü o toplumu gösteren temel ögelerden biri de masallardır. Demek ki bu gerçeklik ilişkisiyle ilgili bir şey söyleyecek değil mi? Bakalım şıklarımıza. Masallardan ait oldukları toplumun yaşam gerçeğine ulaşılabilir. Hocam bunu söylemem çok mantıklı değil mi o zaman? Ne diyordu? Masal kahramanlarının karşılaştıkları şeylerle yaşam gerçekleri arasında bir koşutluk, paralellik var diyordu değil mi? O zaman demek ki biz masallardan yola çıkarak yaşam gerçeklerine de ulaşabiliriz bu anlamda. Dolayısıyla doğru yanıtımız A şıkkı olacaktır değerli arkadaşlar. Peki 31. sorumuzu da yaptık. Hemen 32. sorudan hızla devam ediyoruz. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır diye soruyor. Arkadaşlar bu tarz sorularda hepinizin bildiği üzere konuyu okuyor, paragrafı okuyor, konuyu tespit ediyoruz. Ve konu dışından ayrılan ifadeyi sebep-sonuç ilişkisi kurarak ne yapıyoruz? Buluyoruz. Cevap o çıkıyor zaten. Bakalım. Bana göre şiir bir gizemdir. Bak, konuyu açtı hocam. Kendi fikirleri açısından şiirin ne olup ne olmadığını söylüyor. Fikir geliştiriyor değil mi? Bakalım devam edelim. Bu yüzden sözcükler şiirdeki duygu ve düşünceleri apaçık vermeliler. Arkadaşlar iki cümlede bir alakasızlık var değil mi? İlk cümlede şiir gizemdir diyor. Sonra diyor ki bu yüzden diyor sözcükler şiirdeki duygu ve düşünceleri apaçık vermeliler. Gizemse şiir eğer. Niye açık açık söylesin ki? Gizem adı üzerinde değil mi? Evet burada bir mantıksızlık var. Sonraki cümleye bakıp neden bahsettiğini bulup akışı bozan cümleyi de tespit etmiş olacağız değerli arkadaşlar. Bakalım devamına. Okurlarla düşen ve şiirde açığa vurulmak istenmeyen anahtarını bulmaktır. Tekrar vurguya bakalım. Okurlarla düşen de şiirde açığa vurulmak isteyenin anahtarını bulmaktır. Şiirin saksını yakalamak için okurların her şeyden önce şairin yaratma çabasına
eş bir çaba göstermeleri gerekir. Arkadaşlar baktığımızda evet şiirle dair kendi düşüncelerini aktarıyor. Fakat sizin de gördüğünüz üzere burada bir ve ikinci cümlelerimiz çok ilgisiz. Burada iki birazcık daha konu dışına çıkmış arkadaşlar. Bu yüzden sözcükler şiirdeki duygu düşünceleri apaçık verilmeyler. Bu olayın bambaşka tarafından bakıyor meseleye. Değil mi? Dolayısıyla doğru yanıtımız A şıkkı yani 2 numaralı cümle olacaktır değerli arkadaşlar. 32. sorumuz için. Peki onu da yapmış olduk. Şimdi geldik 33. sorumuza. Kendisinden böyle söz eden bir yazarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenilebilir diye sormuş değerli arkadaşlar. Bakalım. Halkın arasına karıştım. Kulaklarımı sonuna kadar açtım. İnsanların pek bilmediği ama sokaktaki kişilerin kullandığı sözcükleri. Halkın kaba denilebilecek özlü söyleyişlerini not ettim. Konuşulan sorunları, gelecekle ilgili beklentileri, gündemde ilgili değerlendirmeleri, öfkeleri ve kabulleri bizzat toplumun ağzından öğrendim diyor. Bunlar bana öyle şeyler kattı ki anlatamam. Tutup önce kısa öyküler yazdım. Bunların yetmediğini görünce romana yöneldim. Sokağın, kalbinin küt küt duyulduğu romanlar yazdığımı söyleyenler oldu eleştirmeler arasında. Ben asıl halkın ne diyeceğini merak ediyorum. Onlar romanlara öylesine sahip çıktılar ki görülmeliydi doğrusu. Yalnız şunu belirteyim ki onlar yazarın adını hiç önemsemediler. Hatta silip attılar. Kendilerinin romanı olarak gördüler eserlerimi. Bundan çok da rahatsız olmadım. Ben gidince eserlerimin kalacağını biliyorum ya demiş. Kendinden de emin bir tavırla bu şekilde konuşmuş arkadaşlar. Demek ki vurgu da biraz ne üzerinde? Geleceği kalacağını aslında biliyormuş bu anlamda, öyle değil mi? Evet, peki inceleyim şıklarımız nerede var? Romanlarında eleştirel bir tavır sergilediği demiş. Bunu tam olarak söyleyeyimiz değil mi? Burada meselesi eleştiri yapmak falan değil bu anlamda. Peki devam edelim arkadaşlar. Romanlarında yalın bir dil kullandığı, böyle bir şey söylemiyor yine. Yazdığı eserlerle ilgili yapılan eleştirileri önemsediği. Evet, böyle eleştiren yapıldığını söylüyor. Kalıcılığı yakaladığına inandı. İşte net olarak bunu söyleyebiliriz. Çünkü sondaki vurgu da zaten bu üzerinde arkadaşlar. Ben gidince biliyorum diyor eserlerime kalacağını diyor. E tabii ki çok net bir şekilde D şıkkı diyebiliriz. Peki devam edelim 34. sorumuzdan. Bu bir diyalog sorusu değerli arkadaşlarım. Baktığımızda gazeteci ve tiyatrocu arasında bir konuşma söz konusu soru cevap şeklinde ilerliyor. Buna göre bu boşluklara bizden getirilmesi gereken sözler isteniyor değerli arkadaşlar. Tabii bu noktada ilk cümleler bu tarz diyalog sorularında çok önemlidir. Çünkü soruya yönelik içerisinde çok fazla ipucu taşıyabilir. Bakalım. Sanat tarihi öğretmenim Turgut Hoca Haldun Taner'in Edebiyat Fakültesinden öğrencisiydi demiş. Şimdi gazeteci bir şey soruyor. Sonra anlatıyor. Sanat tarihi öğretmenim Turgut Hoca Haldun Taner'in Edebiyat Fakültesinden öğrencisiydi demiş. Devam edelim. Onun vasıtasıyla 17 yaşındaki Haldun Taner'le tanıştım. Böylece tiyatro maceram başladı. 1960 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine başladım. Fakat bıraktım. O sene her hafta en az 2-3 oyunu seyrederdim. Dorman Kent oyuncuların açtığı sınavı kazandım. İlk başvuran da bendim. Bir sene Yıldız Kenter, Müşfik Kenter, Haldun Dorman, Erol Keskin, Altan Erbulak, Nisa Serezli gibi değerli sanatçıların öğrencisi oldum. Arkadaşlar burada kimlerden hep ders aldığını anlatmış değil mi? Ne olabilir? Tiyatroyla aranız nasıl iyi oldu? Kimlerden ders aldınız, yardım aldınız şeklinde bir soru sorması gayet mümkün. Baktığımızda ikiye bakalım. Dorman ekolü gibi bir ekolden yola çıkmış olman bana her zaman gurur vermiştir diyor. Bugün Dorman Tiyatrosu'nun kapanmış olması beni en çok yaralayan olaydır. Bir ailenin çöküşü gibidir benim için. Ben hala rüyalarımda yanımda Erol Günaydın, Altan Erbulak, Nisa Serezli ve Erol Keskin'le beraberim. Onlardan kopamadım demiş. Burada hep dikkat ederseniz tiyatroda oyuncu arkadaşlarını anlatıyor. Değil mi? Geçmişten bu yana onları söylüyor. Tiyatroda Müjdat Gezen'le de bir sezon paylaştım demiş. Şan Tiyatrosu'nda Müzikal Kahkaha gibi müzikallerde aynı yıl kendi yazdığım ve yönettiğim Rüyaların En Güzel adlı çocuk müzikalini sergiledim diyor. Arkadaşlar burada ise baştan sona kimlerle çalıştığını, kimlerle oyunculuk yaptığını söylediği için
Hani kimlerle oynadınız gibi bir soru sorulabilir. Peki nerede var hocam bu sorular? Şöyle baktığımızda şıklarımıza 34. sorumuz için bakın ne diyor? Tiyatroya ilginiz ilk ne zaman başladı? Kimlerden ders aldınız? Anlattı bunları teker teker saydı. Hangi grup ve sanatçılarla sahneye başladınız? İkinci metinde de bunu sayıyor arkadaşlar. Dolayısıyla tabii ki doğru yanıtımız A şıkkı olacaktır. Mesela şurada tiyatroya başlamanıza sizi yönlendiren biri oldu mu diyor. Yönlendiren bir kişiden bahsetmemiş. Bir sürü kişiden bahsetmiş değerli arkadaşlar, değil mi? Bu bir kere olamaz. Tanınmış tiyatro sanatçılarıyla birlikte sahne aldınız mı? Bunu daha çok ikinci metinde anlattı, değil mi? Tiyatroya karşı yeteneğinizi keşfeden ve sizi tiyatroya yönlendiren biri oldu mu? Tekrar ediyorum, biri değil, birden fazla insan var burada, değil mi? Küçük yaşta tiyatroyu tanışmanız sanat yaşamınızı nasıl etkiledi? Ama direkt tiyatroyla tanışmasından bahsediyor. Peki, şimdi geldik 35 ve 36. sorularımıza. Değerli arkadaşlarım, bunlar aynı metne dayalı sorulardır. Hemen ilk sorumuza başlayalım. Bu parçadan yaban romanı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diye sordu değerli arkadaşlar. Şöyle bir şıklara göz atalım. Olumsuz bir soru kökü, eleştirilere konu olduğu, özgün bir yapısının olduğuna, aydın köylü çatışmasına işlediğine, yazıldığı dönemden izler taşıdığına, her dönemde sevilerek okunduğuna. Bakalım. Yakup Kadri Karaosmanoğlu milli mücadele yıllarında milleti yeniden biçimlendirmek amacıyla kaleme aldığı Yaban, yayımladığı dönemde büyük bir yankı uyandırmıştır. Özellikle diğer romanlarda olmayan ele aldığı konuya bakış tarzı romanın Türk milleti tarafından beğenilmesine yardımcı olmuştur. Değerli arkadaşlar, burada diğer romanlarda olmayan ele aldığı konuya bakış tarzı derken özgün olduğunu söyleyebiliriz, değil mi? Diğer romanlarda çünkü böyle bir özellik yokmuş baktığımızda. Evet, buradan özgün olmasını çıkarıyoruz. Peki devam edelim. Her ne kadar bazıları tarafından eleştirilse de içeriği açısından önemlidir demiş, eleştirilere konu olduğunu söyleyebiliriz. Yaban ilk olarak 1932 yılında Kadro dergisinde yayınlanmıştır diyor değerli arkadaşlar. İlk olarak 1932 yılında Kadro dergisinde yayınlandıktan sonra o dönemde Kadro dergisinin yazarları arasındadır Yakup Kadri. Romandaki olaylar 1922 yılında geçer ve bu yıllarda Türk milleti bir kurtuluş mücadelesi vermektedir. Değerli arkadaşlar, bu anlamda Kurtuluş Savaşı anlatılıyorsa, milli mücadelelerinde yazıldıysa, tabii ki yazıldığı döneme göre, döneme kıyasla izler vardır, değil mi? Bunu kesinlikle söyleyebiliriz. Bu mücadele vatanın her yerinde sürmektedir. Yazar, milli mücadeleyi bir çatışmalar eşiğine çekerek aydın ile köylü arasındaki uçurumu gözler önüne serer. Arada bir uçurum varmış arkadaşlar. Ve burada çatışma olduğunu görüyoruz. Aydın'la köylü arasında. Buna dolaştık. Fakat her dönem sevilerek okunduğuna dair bir bilgi yok değerli arkadaşlar bu metinde. Dolayısıyla doğru yanıtımız E şıkkı olacaktır. Peki 36'ya geldik. Bu parçada boş bırakılan yere, düşüncenin akışına göre bu yargılardan hangileri getirilebilir diye sordu değerli arkadaşlar. Baktığımızda sona bakalım tekrar. Eser bu yönüyle eser aydın ile köylü arasındaki uçurum içtenlikle dile getirir. Bu yarayı cesaretle deşer ve Anadolu köylüsüne ait gerçekleri bütün çıplaklığı ile gözümüzün önüne serer. Bu açıdan roman, değil mi? Bu bağlamda bir şey söyleyecek o zaman değerli arkadaşlar, değil mi? Bu açıdan roman gözlemcidir, gerçekçidir, işte toplumun sorununu anlatır, dönemini yansıtır gibi şeyler söyleyebilir. Bakalım. Aydın ile halk arasındaki çatışmanın kökeninde yer alan yabancılaşmayı ve uyuşmazlığı bütün trajikliği ile ele alır. Olamaz mı arkadaşlar? Olabilir. Aydın ile halk arasındaki çatışmanın kökeninden bahsediyordu zaten. Bir aldık. Döneminin köy hayatını ve Anadolu'yu idealize eden romanların aksine köy ve köylüyü farklı bir açıdan yaklaşarak bu özelliğiyle dönemin birçok eserden ayrılan bir özellik gösterir. Zaten metnin en başında bunu da söylüyordu, değil mi? Öznel bu anlamıyla özgündü. Kimsenin bakmadığı bir açıdan yaklaşıyordu. Bunu da alabiliriz. Anadolu'da Hayman Ovası'nda bulunan Porsuk Nehri yakınlarında unutulmuş bakımsız bir harabe köylü geçer. Bunu, değil mi? Bununla ilgili hiçbir bilgi vermiyor. Bunu söylemeyiz tabii ki. Dolayısıyla doğru yanıtımız 1 ve 2, yani D şıkkı olacaktır değerli arkadaşlar 36. sorumuz için. Peki 37 ve 38. sorularımıza geldik değerli arkadaşlar. Hemen onları yapalım. Yaşar Kemal ve eserlerinin konu edildiği bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini söylemek
yanlıştır diye sordu değerli arkadaşlar. Hemen şöyle inceleyelim. Birinci cümlede Yaşar Kemal'in eserleriyle ilgili bir genelleme yapılmıştır. Bakalım. Yaşar Kemal'in düş ile gerçek arasında kesin sınırlar çizmediği, tüm anlatılarında olduğu gibi Ağrı Dağı efsanesi de okuru kurmaca dünya ile gerçek dünya arasında gelgitlere sürükler. Değil mi? Arkadaşlar evet, bir tespit yaptı. Hatta Ağrı Dağı efsanesi eserinde bunun bir örneği olarak ileri sürmüş oldu. İkinci cümlede gerekçesi verilerek bir tespitte bulunmuştur diyor. Bakalım. Bu gelgitler adı geçen romanda çeşitli arketipler vesilesiyle yaşandığı için, bu gerekçe değil mi? Ağrı Dağı efsanesine arketipsel yaklaşım yerinde bir bakış açısıdır demiş. Evet söyledi. Dağı için ifadesi var. Üçüncü cümlede Yaşar Kemal'in eserlerindeki duygunun ana kaynağı söylenmiştir diyor. Hemen inceleyelim değerli arkadaşlar, bakalım söylenmiş mi? Bu çalışmada belirlediğimiz arketipleri mitolojide, Yaşar Kemal'de ve Türk kültüründe sürdüğümüz izleri ise Yaşar Kemal'in sözlü edebiyat kelinden nasıl sağlıklı ve verimli bir şekilde yararlandığını göstermektedir. Arkadaşlar bir kere duyguya dair bir şey duyduk mu? Duymadık. Kaynağına dair bir şey de söylemiyor. Dolayısıyla doğru yanıtımız elbette C şıkkı olacaktır değerli arkadaşlar. Peki 38'e geldik, baktık. Yukarıdaki parça düşüncenin akışına göre numaralanmış ifadelerin hangisi ve hangileriyle tamamlanabilir diye sordu değerli arkadaşlar. Bakalım şimdi burada ne diyordu sonunda baktığımızda. Bu iki kavram anlatılarda çizgilerle ayrılamaz dedi. Kimi zaman iç içe, kimi zaman birbirine paralel yürüyüp giderken her bir okurda farklı yankılar bulunur. Yankıların farklılığı ailenin, köyün, mahallenin ileri gelenlerinden miras kalan, hayatın umutsuzluğu düşünen, her anda sığınacak bir liman olarak hatırlanan destanların, efsanelerin, türkülerin, sözün gücünü ve büyüsünü hisseden her Anadolu çocuğunda bıraktığı izlerin dedi. Değil mi? Bu anlamda bu eserlerin kişide iz bıraktığını söylüyor. Evet, bireyin bireyden bireye değişen derinliğinden kaynaklanır. Zaten bunu söyledi değil mi? Yaşadığı coğrafya, yere, yerin büyüklüğüne, küçüklüğüne göre, değil mi? Köyde mi yaşıyor, kasabada mı yaşıyor, nasıl bir aileden geliyor? Buna göre değişir diyor değerli arkadaşlar. Baktığımızda değişkenlik gösterebilirmiş. O zaman demek ki kesinlikle biri söyleyebiliriz değil mi? Sanat çevrelerin çelişki eşliklerinden beslenir. Böyle bir şey söylemiyor. Konularını gerçek yaşamlar alınmasından kaynaklanır. Hayır, yine bunu da söylemedi değerli arkadaşlar. Dolayısıyla doğru yanıtımız A şıkkı, yani bir numaralı cümle olacaktır. Peki geldik son sorularımız 39 ve 40. sorumuza. Değerli arkadaşlar, yazar bu parçada kendisiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinmemiştir diye sordu 39. sorumuz için. Hemen şöyle bir inceleyelim. Roman yazarken akademik çalışmalardan yararlandı. Romanlarını yaşadığı bir olayın ardından yazdı. Romanlarını yazmadan önce uzun süren araştırmalar yaptığına, yaşamdan öğrendiklerini roman yazmak için yeterli görmediğine, romanlarında başka ulus ve dinlere yer verdiğine gibi şeyler olduğunu görüyoruz. Aslında ben her üç romanımda önce de yoğun bir araştırma yaptım. Adeta ne bulduysam okudum demiş. Demek ki romanları yazmadan önce yoğun bir araştırma, yani uzun süren bir araştırma yaptığından bahsedebiliriz bu anlamda. Peki bunu bulmuş olduk. Mesela Pinhan benim yüksek lisans tez konum. Bektaşi ve Mevlevi düşüncesinde kadın temasıyla örtüşüyordu demiş değerli arkadaşlar baktığımızda. Evet. Konuyu o kadar sevdim ki sınırlarının dışına taşarak bulabildiğim, bulaşabildiğim her kitabı okumaya gayret ettim. Pinhan bütün o duygu ve bilgi birikiminin ardından yazıldı. Şehrin aynaları daha farklıydı çünkü orada Musevi bir aile söz konusuydu. Demek ki roman yazarken akademik çalışmalardan da yararlanıyormuş. Bir sürü kitap okudum diyor. Aynı zamanda yüksek lisans tez konumunda diyor. Akademiklikle öyle aşırı neşirmiş biraz. Ve buna da böyle biraz ilgisi varmış değerli arkadaşlar. Peki devam edelim okumaya. Her ne kadar dinler tarihi okumayı sevsem, Musevilik üzerine bir şeyler bilsem de bu yeterli değildi. Dolayısıyla oturup çalıştım, çok araştırdım, çok okudum. Özellikle 17. yüzyıl İspanya'sını, insanların neyi piştiklerini, nasıl giyindiklerini, o dönemdeki adetleri, büyüleri araştırdım. Resmen ders çalışır gibi çalıştım bütün bunlara. Bulduklarımı aç kurt gibi tükettim, sindirdim ve ortaya eserimi çıkardım diyor değerli arkadaşlar. Çok araştırmacı bir yönün olduğunu söyleyebiliyoruz. Şimdi demek ki burada şey de söylüyor zaten, yaşamdan öğrendiklerini roman yazmak için yeterli görmüyor ve o yüzden araştırıyormuş. Biliyorum ama yetmez diyor. Burada
Romanlarında başka Ulus Edinleri yer verdiği çıkarılabilir. Sonunda söylüyor zaten değil mi değerli arkadaşlar? Musevilik üzerine bir şeyler bilsen de yeterli değil de diyor. 17. yüzyıl İspanya'sının insanların ne giyip içtiklerini değil mi? Bunları ders çalışır gibi çalıştım demiş. Burada da demek ki bunlarla ilgili bilgi topladığına göre de yer verdiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Ama romanlarının yaşadığı bir olayın ardından yazdığını söyleyemeyiz. Niye? Şu çürütüyor çünkü arkadaşlar yaşadıktan sonra çok araştırıyormuş değil mi? Bayağı bir araştırıyormuş. Derinlikli bir eser yazabilmek için. Yani araya zaman giriyor. Hemen ardından yazamıyor. Peki. 40. sorumuza bakalım. Bu parçanın yazarının aşağıdakilerden hangisini yapmasını beklemez. Bir kere araştırmacı bir kişinin olduğunu net biliyoruz. Romanlarını bir sosyal araştırmacı kimliğiyle yazması kesinlikle olabilir. Zaten metinde bunu vurguladı. Roman yazmadan önce konuyla ilgili kitaplar okuması bunu zaten yapıyor arkadaşlar. Kesinlikle beklenilebilir. Düşsel anlatımla örtüşmeyen romanlar yazması. Şimdi bunu söyleyemeyiz değil mi? Yani tutup roman yazmadan önce işte akademik araştırma yapıyor, eleştirel bakıyor diye anlattığı şeylerin hepsinin gerçek olduğunu söyleyebilir miyiz? Ya da hiç düşsel anlatıma, kurguya yer vermediğini söyleyebilir miyiz? Mümkün değil arkadaşlar. Elbette kurguya yer verir. Ama bir taraftan gerçeklerden de, ya kitapta araştırdığı okuduğu şeylerden de yararlanabilir bu anlamda. Dolayısıyla doğru yanıtımız C şıkkı olacaktı değerli arkadaşlar. Evet, sınavımızı da çözümlemiş olduk değerli arkadaşlarım. Katılımınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım güzel, verimli bir ders olmuştur. Umarım size bir katkısı dokunmuştur. Peki, size deneme sınavlarınıza başarılar diliyorum değerli arkadaşlar. Asıl sınavınız olan üniversite sınavında da Allah sizin açıklığı versin diyorum. Umarım gönlünüze göre güzel üniversiteler kazanırsınız. Hoşça kalınız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.